Azgan İletişim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Casper Via ve 3 şarj almıyor. Şarj soketi değiştireceğiz. Şarj soketi neden çabuk bozuluyor? Birkaç tane bilgi derledik. Sizlerle paylaşacağız. Samsung'un şarj aleti yaygın olarak kullanmaktayız. Hemen hemen bütün modeller oluyor. Örneğin Lenovo K6. Hemen gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi Lenovo K6 Note uyuyor. Vestel Venus. Gördüğünüz gibi oluyor. Casper Via M3. Fakat bazı modeller düz takmamız çalışırken ters takmamız gerekiyor. Evet, şunu da gördüğünüz gibi normalde ters takmamız gerekiyor. Düz takmaya çalışırken soketleri bozuyoruz. Evet, sizler için derledik. Sizlerle paylaşıyorum şu an. Samsung'a takıyorum. Gördüğünüz gibi düz takıyoruz. Evet, şöyle. Genelde yaygın olarak Samsung'un şarj aleti kullanıyoruz. Fakat bazı modeller düz değil de ters takmamız gerekiyor. Mesela Casper Via V3 şu anda değiştireceğim şarj soketi girişi ters. Biz de düz takmaya çalışırken sebepten dolayı hem şarj aletimiz hem de soketimiz bozuluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Genelde ben şarj aleti satarken Samsung'larda değil de böyle modellere şöyle bir etiket üzerinde evet, normalde ters takmamız gerekirken hani unutulmasın diye yaşlı kesim ve çocuklara bu şekilde bir de üstüne bant çekerek silinmesin o yazı diye. Evet, şu şekilde hani unutulmasın diye üstünde bu şekilde ok işareti koyuyorum. Yani şu görmüş olduğunuz soket girişi, o içindeki değil, komple şarj soketin ucunda kalmış. Hem şarj aleti bozulmuş hem de soketi bozulmuş maalesef. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde olmuş olsaydı hani ok işareti olduğunda hemen aklınızda kalır. Ama genelde düz takmaya çalışıyoruz. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şarj soketi nasıl değişiyor onu sizlerle paylaşacağım. Cihazı açmak için arka kapaktan başlıyoruz. Burada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla dikkatli bir şekilde arka kapağı söküyorum. Şu görmüş olduğunuz IMEI numarası sticker'ı dikkatli bir şekilde söküyorum. Yıldız Tornavida kullanıyoruz. Dikkatli bir şekilde cıvataları söküyorum. Bütün cıvataları söktükten sonra ama şöyle bir aparatta dikkatli bir şekilde cihaza zarar vermeden arka paneli sökünüz. Cihaza zarar vermeden dikkatli bir şekilde arka paneli sökünüz.
Ya da şurada görmüş olduğunuz power tuşuyla ses açıp kapan tuşları var, filmlidir. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Paldır küldür açmayınız. Dikkatli bir şekilde açınız. Evet, gördüğünüz gibi arka panelini söktüm. Arka panelini söktükten sonra batarya sökmenize gerek yok. Anakartı sökmenize gerek yok. Şebeke kablosunu söktüm. Şu görmüş olduğunuz soketi dikkatli bir şekilde açıyorsunuz. Burada titreşim var. Bazen titreşim yapışkanlı oluyor. Dikkatli bir şekilde titreşimi de sökünüz. Soketi içinde bir dil var. O dil komple şarj aletin ucunda kalmış. Hem şarj aletiniz bozulmuş hem de soket bozulmuş. Fakat yeni takacağınız soketi dikkat etmeniz gerekiyor. Eski şarj aletiyle kullanmayınız. Bilginiz olsun. Çünkü yeni soketi de bozarsınız. Bilginiz olsun. Evet, elinizde havya, lehim, hava makineni varsa sadece soketi de değiştirebilirsiniz. Eğer elinizde malzeme varsa bunu becerebiliyorsunuz. Elinizde geliyorsa sadece soketi de değiştirebilirsiniz. Ama eğer elinizde böyle bir imkanınız yoksa böyle komple kart halinde satıyorlar. Ama titreşim üstüne olmayabilir. Bu titreşimi sökmek için havya olması gerekiyor. Bazen internete alışveriş yaparken görüyorum bazen. Üstünde titreşim oluyor. Fakat internette almış olduğunuz parçayı mutlaka sormanız gerekiyor. Bunun garantisi var mı? Bazen kartların üstünde yeni kart, sıfır kart alıyorsunuz, şebeke problemi oluyor. Veya da şu görmüş olduğunuz mikrofon karşıya ses gitmiyor. Veya da ses çıkmıyor. Bilginiz olsun. Bunları söyleyin. Garanti olup olmadığını, böyle bir sorun olursa ne yapmalıyım veya da nasıl bir yol isterim, onları söyleyin. Ona göre alışverişinizi yapın kıymetli ise. Evet, şu anda titreşim havyayla çıkarmam gerekiyor. Evet, havyayı açmıştım daha önce. Şu anda ısınmış. Hemen ucu değdirdim mi? Hemen sökülüyor gördüğünüz gibi. Evet, yeni parçamız. Evet, gördüğünüz gibi mikrofon var. Şu görmüş olduğunuz film buzzer yatağıdır. Şu buzzer'ın şu tırnaklar hemen üstüne geliyor ve oradan ses çıkıyor. Bilginiz olsun. Bazen bu da üstünde olmayabiliyor. Bilginiz olsun. Evet, bunu test edilmiş, alışveriş yapmış olduğum yerde bunları test ederek, çünkü uğraşamam. İlk önce söylüyorum. Şu modeli test yapın, bana öyle gönderin. Çünkü şu şebeke sorunu oluyor. Ses gitmiyor. Ses çıkmıyor. Bir sürü sıkıntılar oluyor. Evet, ben testi yaptıktan sonra şu anda takacağım parçayı. Titreşimi takacağım. Ya da lehimleyeceğim. Ve şu anda titreşimi lehimledim. Evet, soket kapağı yukarıya kaldırarak dikkatli bir şekilde filmi
dikkatli bir şekilde yerleştirin. Ve kapağı dikkatli bir şekilde kapatmanız gerekiyor. Şu şebeke kablosu, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen yatağa tam oturmuyor. Ondan da şebeke problemi yapar ama genelde yeni kart olsa bile şebeke problemi yaratabiliyor veya da mikrofonda ses gitmeyebiliyor. Bilginiz olsun. Normalde tedbirli olmanız gerekir. Evet, streçimi de hemen yatağa oturtuyorum. Bunu kontrol ederek bazen buzzer mıknatıs özelliği olduğu için yere koyduğunuzda şöyle cıvatalar yapışıyor. Cıvatalar yapıştığı zaman hem soket kartına zarar veriyor hem buzzer parçalanıyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Kontrol ederek evet, soket girişi ters olduğu için şarj aletinin üstüne de bir ok işareti yaptık. Ve bu şekilde takıyoruz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi şarjı doluymuş zaten batarya. %100 doluymuş. Hemen cıvataları yalnız tornavidana sıkıyorum. Gazprom via V3. Soket değişimi yaptık. Aklınıza takılan soru ve sorunlarınız varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. İstediğiniz zaman, istediğiniz saatte bizlere ulaşabilirsiniz. Biz de istediğiniz zaman size elimizde geldiği kadarıyla bilgi vermeye çalışacağız. Sadece yorumun cevabı değil de sizler anlayana kadar biz yorumu yazmaya devam edeceğiz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.